Evet. Selamlar herkese. Aşkım biber biberin acısı. Aşkım bugün ne yapıyoruz? Bugün Kocaeli'ndeyiz. Evet, bu kocam bu da eli. Bu esir için günlerce düşündüm. Sabah yola çıkarken bana diyor ki bugün bir esprim var, espri yapacağım diyor. Böyle yeşillik bir alandayız. Maşukiye'deyiz arkadaşlar. Aynen. Turla beraber gezmeye geldik. Tur ekibi de çok tatlı ve eğlenceli. Arabanın içinde şıkıdım şıkıdım oynuyoruz, eğleniyoruz. Evet. Ve bol bol geziyoruz. Nereleri geziyoruz aşkım? Şimdi bugün gökyüzü eli. Gökyüzü eline çıkacağız. Evet. Cam terasa çıkacağız. Evet. İşte bu hayvanat bahçesidir, orman ya, hobbit evleri falan filan. Oraları gezeceğiz. Oralar çok güzel arkadaşlar. Dayı traktörle bok taşıyor. Arkadaşlar gerçekten öyle kokuyor burası ama mükemmel. Bildiğiniz böyle köy, yeşil. Köydeyiz şu anda. Ha, Körmaç Premium. Şurada villalar var gayet güzel. Doğru böyle bir yer. Hayvanlar da iç içe. Aynen. Turun ücreti kişi başı 200 lira. Ekstra işte içinde ne var? Kahvaltı var. İşte herhalde bu Sapanca girdiğimiz orman ya falan orası ücretsiz diye tahmin ediyorum. Onun dışında öğlen yemeğine para vereceğiz. İşte evet. Masal köyünde aktivite yapmak isterseniz onlar paralı. Gökyüzü eli paralı. Onların hepsini ata anlatacağız zaten. Ata binmek isterseniz falan onlar da ücretli. Ama onun dışında tura gelmek istiyorsanız kişi başı 200 lira. 200-200. Biz de kampanyadan yararlandık. Bilmiyorum ileride nasıl olacak bilmiyoruz yani. Tabii. Öyle bir durum var. Kampanya olmasa da gayet makul fiyatlar. Aynen. Birlikte. Zaten diğer yaptığımız bütün aktivitelerin fiyatını da tek tek söyleriz. Evet. Akşam eve giderken de bir fiyat performans hesaplaması görüşmesi yaparız. Bakalım. Bakayım. O zaman gün başlasın. Evet. Şimdi gökyüzü eline geldik. Şimdi burayı yeni açmışlar. Ben anlatayım aşkım. Burayı yeni açmışlar. Bir fotoğraf falan çekileceğiz. 30 lira mıydı? Kaç liraydı? 30 lira aynen. Kişi başı 30 liralık bir ücreti varmış. Bizim fotoğrafımızı çekiyorlar mı yoksa biz kendimiz mi çekiyoruz? İstersen karşıda profesyonel çekiyorlar. Gerçi sen anlatırsın ya resim olayını olur mu? Çok fena istiyor. Bakın şöyle gösterelim. Arkadaşlar aşağısı uçurum. Şimdi aşağısı uçurum. Yüksek yoksa. 83 metre. Cam terası yüksek 83 metre. Buranın yüksekliğini söylemedi ama aşağısını şimdi birazdan çekerim. Videoda ekleriz. Şimdi oyayı çıkaralım. Bir yoga pozu yapsın burada. Bir rahat etsin. Ondan sonra Cema sırayla giriyorsunuz. Kişi başı giriş 30 lira. Fotoğraf çekmek isterseniz 100 lira. Drone'la çekim isterseniz 250 lira. Onu yaptırmadık. Gerek duymadık. Evet. 250 lira vermeye gerek yok yani baktığınız zaman. Bakalım sağdan çekebilir bence. Aynen. Burası özel mülkmüş arkadaşlar. Yeni yapılmış. Çok eski bir tarihi yokmuş buranın. Herhangi bir tarihi sembolü de yok bunun. Aynen. Böyle manzara işinde böyle bir... Adamlar buraya para tuzağı koymuşlar. Rüzgar etkilemiş biraz ama çok tane değil. Yavrum olsun yapayım. Başka bir şey yap. Şurada da şöyle bir ateş var. Onun da başına geçeriz birazdan. Çay mı içeceğiz orada? İçeceğim mi çay? Senin için dedim. Belki içerim. Arkadaşlar bu havadaki soğukluğu ancak böyle horonca pera katabilirsiniz yani. Şapka geçti. Geçmiş olsun. O daha gitti. Nasıl? Dik yürü aşkım. Dik yürü. Elini bırak. Dik yürü dik. Korkma. Sen yogacı değil misin? Nasıl? Çok güzel. Muhteşem.
bir şey yok ya. Yapamazsın ki aşkım, burada çok eski bir şey. Deneme bence. Başka bir şey var mı yeşil sayfada? Buyurun gelin, içeriden siparişimi sorayım. Sorayım mı? Bir sor. Hani şu an burada çay, salep, kahve çeşitleri. Aa, salep, salep. Salep, salep. Çok güzel bak, atıyorum. Bu soğuk havada salep iyi gider. Evet. İki tane, bir tane kullanalım. Böyle güzel bir şey yapmışlar, konsept. Tarçın nasıl olsun? Bol mu olsun, az mı? Bol olsun. Teşekkürler. Grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Evet, cam teras. Gökyüzlerine az önce gittik. Şimdi burada 2 dakika duralım. Bir grubun hepsi bir gelsin şöyle, olur mu? Kaç paraydı? 25 yetişkin, 15 öğrenci. 25 yetişkin, 15 öğrenci. Cam teras. Gidelim bakalım, değer mi değmez mi verdiğiniz parayı? Değer, değer. Hakikaten değer. Şu an sis yok ya, değer. Sis olsa değmez de, sis yok ya, değer. Eski jetonlardan al. Geçecek miyiz, bekleyecek miyiz ekibi? Devam mı? Ay, fena istiyor. Biz de alabilir miyiz iki çift? Teyze, tamam. Teşekkürler. Gel gel, nereye gittin? Ne oldu? Çok hızlı geçtik evinden. Oraya çok hızlı geçtik. Çok iyi, çok iyi. Elim bu. Evet, cam terasta gezdik ama her yerde olan cam teras gibi. Evet arkadaşlar, burası çok serin ve rüzgarlı. Yani ya burası acayip rüzgarlı. Gökyüzü sakın, elinden... Sakın böyle iyi bir mont, iyi bir pantolon giymeden gelmeyin. Kesinlikle. Tek saatte gelin. Donarsınız lütfen. Şu an sesimizi alabiliyor musunuz? Ondan bile emin değiliz yani. Bu esiyor. Rüzgar. Evet. Ve pek bir numarası yokmuş bu seyir terası bir. Evet. Cam teras bir. Gelip profesyonel fotoğraf çekilenler de var. Hani öyle bir niyetiniz varsa gelin tabii ki ama... Konuştu çok da, aa bu bir yer değil. Bir saat olduğu için hava kararmaya başladı hafiften. Şirin evler, neydi o? Hobbit evleri. Hobbit evlerine doğru yürüyoruz. Ve bize verilen süreyi de iyi kullanacağız. Orayı dolaşacağız, ardından Tur'la birlikte dönüşümüzü yapacağız galiba. Değil mi? Muhtemelen evet. Evet, öyle görünüyor. Bağırma çocuk. Öyle görünüyor. Bakalım. Ama hayvanat bahçesi bence çok saçmaydı. Oraya girmesek de olurdu yani. Hayvanat bahçesinde kebaplık hayvanlar vardı sadece. Ve yani ahır gibi kokuyor. Hayvanat bahçesi bu arada çocuklar için bir hayvanat bahçesiymiş yani. Ve çok da fonksiyonel değil açıkçası. Henüz gördüğümüz kadarıyla çok fonksiyonel bir hayvanat bahçesi değil. Ahırlık. Keçi koyun mahsiyesiyle olmuş. Gerçekten ahırlık şeyleri almışlar. Hayvanları getirip koymuşlar. Kebaplık hayvanları koymuşlar. Serdar'ın bakış acısı. Aa, deve var bir tane. Oo, iki tane. Deve gibiler. Eşekler de eşek kadardı. Şimdi size
Eşek gösteri, ay deve gösteri. Kanguru da varmış. Hani kanguru? Develer, ben, Serdar. Serdar, ben, deve. Arkadaşlık kurmaya çalışıyor şu an onlarla. Videonun en keyifli yerine doğru ilerliyoruz arkadaşlar şu an. Şimdi benim en merak ettiğim tabii ki hobiteller. Şu an oraya doğru gidiyoruz ve burası çok kalabalık. Buraya gidiş ücretsiz ayrıca. Evet, ormana girişi tamamen bedava. Hayvanat bahçesi de bedava. Evet, beni şaşırttı doğrusu. Sabahtan beri çünkü çok saçma şeylere para verdik arkadaşlar. En ama onlar özel işletmeler. Evet. Ama en saçması da şöyle geçeyim. Cam terası. Gerçekten hiçbir numarası yoktu. Efektif hiçbir şey yoktu. Ben birazcık korktum ama onun dışında bir numarası yoktu yani. Ya da biz manzaraya alıştık. Tabii. Evet, şimdi hazır olun. Ormanya'nın bir kapanış saati varmış. Saat 17'de kapanıyormuş. Yani ben burada gece de kalayım falan yok. Acaba böyle çalıların içine saklanırsanız kalabilirsiniz. Ya biz de birçok yer gezdiğimiz için geldiğimizden beri kapanış saatine yapmaya çalışıyoruz, ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kapanış saatinden önce hobbit evlerine dolaşalım istiyoruz. Ah, geldik. Buraya gelmeden önce bununla alakalı videolar izlemiştim. Ah, çok heyecanlandım ben. Ay. Kim bilir, hayat belli olmaz ama. Ama belki Yüzüklerin Efendisi'nin çekildiği esas hobbit evleri var biliyorsunuz. Belki gün gelir oraya gideriz, hiç belli olmaz. Şaira ha? Şöyle yavaş yavaş göstereyim size. Arkamda tatlış evler var. Bir de sevgilim var. En eğlenceli yerine geldik. Şöyle Serdar gibi yapayım. Serdar buldu. Her kapıyı çalıyor. Belki açan olur. Ama ben de araya bakacağım. Tutsun. Ne görüyorsun çocuğum? Hiçbir şey. Bakayım, ben de hiçliği görmek istiyorum. Aa, gerçekten hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Bu ev şairli bir Lobagins'in evi. Gandalf burada gelip toplantısını yapmıştı. Bu konuşmayı yapmanı bekliyordum. Evet arkadaşlar, Ormanya ve hobbit evlerini gezdik, bitirdik. Çok tatlı bir yer. Hayvanat bahçesi kısmına da baktık. Çocukların hayvanat bahçesiymiş, biraz önce söyledim. Ya biraz koyunlar, keçiler, atlar, eşekler var. Cağ kebaplık hayvanlar var. Öyle bir yer hayvanat bahçesi. Ben böyle aslan kaplan bekliyordum da yokmuş öyle şeyler. Buraya gelen deve abi, kuşu var. Ben ilk defa hayatımda deve kuşu gördüm. İki tane parmağı varmış deve kuşlarının. Ben Antep'te Türkiye'nin en büyük, hatta dünyanın da üçüncü büyük hayvanat bahçesinde
bahçesinin olduğu şehirde olduğum için oraya ben da gezmiştim. Hemen şovunu yaptı tabii. Evet. O yüzden orada her türlü aslan, kaplan, jaguar, puma hepsini görebiliyorsunuz. Antep'e yolunuz düşerse kesinlikle hayvan burası... bahçesini gezin ve şuradan da Antep sokak lezzetleri videomuzu izleyebilirsiniz. Biraz Antep'in tatlarına bir bakın. Burası hayvanat bahçesinden ziyade böyle biraz yürüyüş yapmalık, gezmelik bir yer bence. Öyle gelirse daha keyif alabilirsin. Yani sırf bunun için İstanbul'dan buraya gelinmez. Yakın olsa gelirsin ama. O yüzden turla gelmek daha mantıklı. Çünkü tur sizi bunun dışında da birçok yere götürüyor. Aynen. Buradan sonra muhtemelen artık evimize gideceğiz. Öyle görüyorum. Orman Yama Şükrü'ye turuna bir kere geldim. Güzeldi ama ikinciye gelmem muhtemelen. Ben de gelmem. Ben gelmeliyiz. Gidelim. Ayvası meşhurmuş buranın, gidip ayva evet, yiyelim. Evet, ayva alacağız, maklet alacağız. Türklerin biliyorsunuz meşhur gittiği her yerden maklet toplarlar. Biz de o tayfadanız. Şey yapalım bir de. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Bir daha söyle. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Kayboldum. Bye bye.